İpek Hanım'a döneyim, çok da beklettik. İpek Hanım, özellikle Genel Başkanınız Muharrem İnce'nin İstanbul'da verdiği destek açıktı. Nitekim siz de az önce bir perspektif çizdiniz. Sorum şu olacak. Belli ki Cumhuriyet Halk Partisi içinde ciddi bir takım tartışmalarla bu seçime gidiliyor ki Barış'ın iddiaları ve yorumları da ilginçti. Bütün bunların seçime ve sonucuna nasıl etki edeceği konusunda bir tahmininiz, analiziniz var mı? Teşekkür ederim Erdoğan Bey. Şimdi aslında konuşmaya şuradan başlayayım. Sayın Berat Albayrak'ın damadın bakan olması üzerinde konuşuldu. Dünya, bırakın Türkiye'nin, dünyanın en iyi ekonomisti de olsa bu olmaz. Yani siyaseten etik olarak bulmuyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın damadının Hazine ve Maliye Bakanı olmasını etik bulmuyorum. Zaten Sayın Albayrak'ın istifasından sonra da 128 milyar dolar nerede tartışmaları da başlamıştı. O dönemde çok tartışılır, etik, o ayrı. Etik. Bunu etik bulmuyorum. Çok etik. Siyasi ilkelere de aykırı bir durum yok. Bu benim kendi görüşüm. Bu eleştirinin siyaseten etik değil. Bir saattir dinliyorum ben sizi. Mehmet Bey, ben sizi bir saattir dinliyorum. Ben de lütfen şu kendime ayrılan süreyi bir rahat şekilde kullanayım. Zaten Ankara'dan size eşlik etmek zor oluyor. Ben etik bulmuyorum. İstanbul'a. Ama haklı, vakti yoktu. Haklı Ankara'dan müdahale etmek. Gelemedim buyurun, çünkü buyurun. Stüdyo uygun değil, taşındıkları için. Şimdi... Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde de etik dersi veriyorum. Siyasi etik dersi veriyorum. O yüzden ben bunu etik bulmuyorum. Bırakın Türkiye'nin dünyanın en iyi ekonomistisi olsa, ekonomisti olsa yine de etik bulmuyorum. Zaten dediğim gibi kendisinin dönemine ilişkin pek çok tartışma var. Bununla birlikte yine siyaset içerisindeki baba oğul, abi kardeş, abla kardeş yakıştırmalarını da doğru bulmuyorum ve inandırıcı bulmuyorum. Bunların, bu tip tabirlerin konuşulmasını da doğru bulmuyorum. Neden? Çünkü ortaklık bozulduğu zaman kullanılan, birbirlerine karşı kullanılan bu çağrışımlar da havada kalıyor, asılı kalıyor. Hani diyorsunuz siz baba oldunuz, hani abi kardeştiniz, hani abla kardeştiniz diyorsunuz. O yüzden siyaset sivil yapılan bir şey. Elbette ki ekip işi. Ama burada sivil yapılan siyaset başka bir şey. Ekip olarak yapılması gereken siyaset başka bir şey. O yüzden ben siyasi ağza bu tip yakıştırmaları ve siyasetin uygulanmasında da akrabalık ilişkilerini, özellikle bakanlık makamı gibi önemli bir mevkide uygun, doğru bulmuyorum. Ahlaken de etik olarak da doğru değil bence. Şimdi... Benden önce bütün konuşmacıların konuştuklarını can kulağıyla dinledim. Ve şunu gördüm. Aslında siyasi partiler bir yönetim birimidir. Yani bir örgüttür. Ve bu örgütlerin hiyerarşi kurallarına göre, bürokratik kurallara göre işlemesi lazım. Elbette ki siyasi partilerin genel liderleri çok önemlidir ama siyasi partilerin parti meclisleri vardır, siyasi partilerin MYK'ları vardır, parti tüzüğüne göre nasıl artık orada adlandırılıyorsa ve bir örgüttür siyasi partiler ve siyasi partiler örgüt kurallarına göre işlemelidir. Parti meclisleri çalışmalıdır, MYK'ları çalışmalıdır ve elbette ki genel başkan kendi iradesi doğrultusunda karar vermelidir. Ama şimdiye kadar yapılan bütün tartışmaları dinlediğimde bende şöyle bir imaj uyandı. Sadece tek yetkili, belediye başkan adaylarının belirlenmesinde de tek yetkili genel başkan olmalıdır. Ben bu görüşe katılmıyorum. Öyle. Sayın Muharrem İnce bugün Sayın Özgür Özel'i ziyaret ettiği zaman aslında belediye başkan adaylarının belirlenmesinde sandıkların ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Bunların özellikle üyelerin önüne konulmasının, özellikle de parti başkanlarının elini ne kadar güçlendireceğinden bahsetti. Ön seçimler bu çok söz önemli ediyorsun. Bir şey. Yani parti içi demokrasiler. Efendim? Evet, ön seçimden bahsediyorum. Ön seçimden. Parti içi demokrasinin yaşatılması için ön seçimler çok önemli. Üyelerin önüne sandık konulması çok önemli. Bu aynı zamanda parti başkanlarının da elini güçlendiren bir şeydir.
Ben Sayın Ömer Çelik'in açıklamalarını da dinledim. Özellikle belediye başkanlarının duyurulacağına ilişkin. Kendisine İstanbul, Ankara ve İzmir adayları sorulduğunda dedi ki o adayların belirlenmesi ve açıklanması süreci Sayın Genel Başkanımızın takdirindedir dedi. Şimdi biz bu tek adam rejimini her zaman eleştiriyoruz ama partiler içerisindeki tek adam söylemine de karşı olmamız lazım. Elbette ki genel başkanlar önemlidir ama parti içi kurumların, parti içi demokrasinin çalıştırılması da çok önemlidir. Bunu altını önemli çizmek istedim. Söylemem gereken başka bir şey, şimdi bunu bir parti sözcüsü olarak söylemiyorum ama siyaset bilimi kamu yönetimi alanında çalışan bir öğretim üyesi olarak söylemek istiyorum. Ve 2023 seçimlerini oldukça iyi takip eden birisi olarak söylemek istiyorum. Bugün Sayın Ekrem İmamoğlu'nun partide ne kadar ön planda olduğu konuşuluyor. Ama unutulmasın ki eğer Sayın Kılıçdaroğlu seçimi kazansaydı ve Cumhurbaşkanı olsaydı Sayın Ekrem İmamoğlu da Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktı. Yani bu payeyi aslında ona kendi partisi verdi. Kendi partisinin içinden geldi ona bu paye. Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş diğer isimler içerisinde öne çıktıkları için Cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları da uygun görüldü. Hatta kendilerine de böyle hitap edilmeye başlanmıştı. Şimdi bu açıdan baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi aslında bu payeyi belediye başkanlarına kendisi verdi. Sayın Meral Akşener defaatle iki tane belediye başkanı adayının, daha doğrusu belediye başkanının adını gündeme getirdi. Dedi ki Cumhurbaşkanı adayı olmaları gerekiyor dedi. Sonra bu formülden vazgeçildi. Cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları gerekiyor dedi. Artı 5 ile birlikte 7 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktı. Yani biz 2023 seçim döneminde Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ismini çok duyduk. Cumhurbaşkanı adayı olarak da gündeme getirildi. Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak da gündeme getirildi eğer Sayın Kılıçdaroğlu seçimi kazansaydı. Şimdi o dönem bunlara itiraz edilmedi değil mi? Altılı masa içerisinde siz bunu hiç eleştiren, bunu gündeme getiren başka bir siyasi parti duydunuz mu? Ama zaten biz çok başka mantıklı bir şey değildi ki. Yol diyoruz şöyle kendimize. Biz değildi. Zaten bu strateji tutmadı zaten. Tamam. Haklısınız. Evet, evet. Biz bunu hep söylüyoruz. Sayın Muharrem İnce bugün Sayın Özgür Özel'e de söyledi. Yanlış bu strateji, izlediğiniz strateji yanlış bir stratejiydi dedi. 7 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı dedi. Yanlıştı dedi. Yani işte diğer 4 partiyle masaya oturmamız yanlıştı dedi. Bunlar doğru konuşuldu. Tabii ama şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olsaydı bugün Sayın Ekrem İmamoğlu da Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bunu kendisi verdi aslında bu payeyi Sayın Ekrem İmamoğlu'na. Bununla birlikte şu konuda bir eleştirim var. Elbette ki parti içi demokrasiler tartışılmalı, parti içerisinde işlemeyen mekanizmalar tartışılmalı ki partiler kendilerini daha ileriye taşıyabilsinler, kendi içerisindeki yanlışlıkları düzeltebilsinler. Ama bunun bir zamanı ve bir mekanı olması gerektiği düşünüyorum. Bir zamanı ve bir mekanı olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi benim bir parti sözcüsü olarak parti içerisinde işlemeyen mekanizmaları kamuoyunun karşısında, ekranların önünde ya da Twitter'da dile getirmem etik midir? Elbette ki partilerin genel kurulunda, parti meclisinde, MYK'da bunlar tartışılır. Tartışılır ki düzeltilsin diye. Ama biz nedense hep muhalefet partilerinin iç işleyişine ilişkin meseleleri televizyon ekranları önünde tartışıyoruz. Bunları duyuyoruz. Siz hiç AKP'nin örgütsel işleyişine ilişkin bir tartışmayı kamuoyu önünde yaptıklarını gördünüz mü? Televizyon ekranlarında yaptıklarını gördünüz mü? Ama şunu kabul edelim, Adalet ve Kalkınma, daha doğrusu milli görüş geleneğindeki siyasi partilerin hem inanılmaz bir iletişim stratejisi oldu bu zamana kadar. Yo, niye Mehmet Metiner yapıyor, niye yapıyor? Son 30 hayır. Ay, geçen hafta da yaptı, buraya gelen arkadaşlar parti da yaptı. Parti eleştirilerden bahsetmiyor Efe Hanım. Anladım da yani parti sanki kendi içinde. Hayır yani parti ya arkadaş ben bir dakika söylüyor. İpek Hanım bir saniye, şimdi siz böyle taş atıyorsunuz bana da ben sonuçta gazeteciyim. Hayır. Bir saniye Barış lütfen. Barış Bey yok, taş atmıyorum. Niye konuşmayayım şimdi ben canım? Ben kendi görüşümü söylüyorum. Valla ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye oldum. Ne tekkiye girdim ne tarikata girdim. Yok haklısınız. Partiye girdim. Ben genel bir şey söylüyorum. Efendim olur mu şimdi benim konuşmam üzerine böyle vitrinlere, tribünlere oynayıp efendim işte
şudur budur diyorsunuz da ben yok, eleştiririm. Beğenmeyen izlemesin. Hoşuna gitmeyen dinlemesin. Şey kimse kimseye zorla televizyon izletmiyor. Yok hayır. Şimdi AK Parti'yi de konuşuyoruz. Bir dakika ben bir bitirebilir miyim? En çok AK Parti'yi eleştiren benim. 70 kere mahkemelik oldum AK Parti ile. Dava açmayan kimse kalmadı Mehmet Metiner'in dışında. Ben siz elbette dava ki eleştireceksiniz. O ayrı bir şey. Ha, çekenler de oldu tabii. Yani, ben siyasi partilerin... Ama yani öyle bir konuşuyorsunuz ki ben efendim bunları biz niye konuşuyoruz? Bunları konuşmak İpek için Hanım, geldik. Size verecek esaslı bir cevabım var. Konuşmanızı bitirin. Şöyle yapalım hanımefendi bitirsin. Bitirsin de yani efendim. Ben bir bitirirsem. Hayır biz sanki işimiz gücümüz yok. Bir tek CHP'yi konuşuyoruz burada da kardeşim. CHP'de bir tartışma var. Memleket onu konuşuyoruz. İmamoğlu'nun partisine döndük. Hayır yani sonuçta AK Parti ile ilgili de konuşuluyor. MHP ile ilgili de konuşuluyor. Öbürüyle ilgili Bey, de konuşuluyor. Hayır ben demokrasinin güzelliği kusura, de bu zaten. Hayır, kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Ben burada yönetim bilimi dersi veren, yıllardır yönetim bilimi dersi veren bir hoca olarak bunu söylemeye hakkım var. İpek Hanım ben sizin öğrenciniz değilim, onu okulda ben anlatın. Ben size örgüt kültürüyle... Efendim örgüt, ben örgütün örgüt içinden geliyorum. Siz, bir şey anlatıyorum. Siz öğrencilerinizi şimdi anlatın. Bakın, ben sizin öğrenciniz değilim, ben karıştırdınız galiba. Ben sizi... Hayır ben sizin size öğrenciniz değilim ayrıca. Ne yapayım yani siyaset bilimi dersi veriyorsanız? 2023... Allah döneminde Allah. Yaşanan hezimeti biliyoruz. Önümüzde önemli bir seçim o dönemi var. 2024 seçimleri. Yerel yönetim seçimleri. Ayrıldığı ben oradaki tartışmaları neler duymadığım neler için cevap veremiyorum. Buyurun ben siz tamamlayın İpek Hanım. Ben oradaki duymadığım için cevap veremiyorum. O yüzden adaletli olmuyor. Hayır siz aylarca Cumhuriyet Halk Partisi'ni kişi olarak eleştirdiniz. Katıldığımız yayınlarda da eleştirdiniz. Bakın, ne oldu birdenbire eleştirenleri eleştiriyorsunuz? Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Ben burada... Ben hayır ben şunu söylemeye çalışıyorum size. Şimdi önümüzde çok önemli bir seçim dönemi var değil mi? Yerel yönetim seçimleri ve genel seçimleri ne yazık ki muhalefet partileri kaybettiler. Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettik. Meclis çoğunluğunu kaybettik. Tekrar 2024 seçimlerinde yerel yönetim seçimlerinde muhalefetin belediyeleri kazanması için, büyük şehirleri kazanması için birlik ve beraberlik içerisinde bu söylemlerle güçlü bir muhalefet yapması gerektiğini ve muhalif seçmen üzerinde bir heyecan yaratması gerektiğini söylüyorum ben. Bu benim söylediğim çok ayrı bir şey. Ben bunu size yönelik olarak söylemedim Barış Bey. Sözlerimi tamamlayamadığım için, bitirmeme izin vermediğiniz için estağfurullah canım. Aslında tamam, lütfen kaldı. Tamamlayın. Şimdi buyurun. Bu söylemlerle şunu söylemeye çalışıyorum. Bu söylemlerle muhalif seçmen üzerinde yaratılması gereken heyecan yaratılamaz. Onu söylemeye çalışıyorum. Öyle bir ruh yaratılmalı ki, öyle bir heyecan yaratılmalı ki küskün aynen olan muhalif seçmen sandığa gitmeli. Başka şeylerden yani nasıl bu seçimi kazanacağımızdan, bu muhalif ruhu nasıl tekrar canlandıracağımızdan konuşmamız lazım. Elbette ki siyasi parti eleştirileri yapılmalıdır. Yapılmalıdır da, yapılabilir, yapılmalıdır. Neden yapılmalıdır? Partilerin daha ileriye dönük, daha kuvvetli adımlar atması için mutlaka yapılması gerekir. Benim söylediğim bu değil. Ama şu dönemde özellikle muhalif seçmenin belki de duymaya ihtiyacı olan şeyler bunlar değil. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Yani bir başka bir muhalefet partisinin üyesi olarak söylüyorum bunu. Parti sözcüsü olarak bile değil. Bu ruha gerçekten ihtiyaç var. Çünkü sokakta seçmenle konuştuğumuz zaman ben çok fazla insandan duyuyorum sandıklara gitmeyeceklerini. Ama karşı tarafta özellikle iktidar partisinin seçmeninin sandıklara tamamen gideceğini de biliyorum. Bunu da biliyorum çünkü bunu da konuşuyoruz, bunu da gözlemliyoruz. Bu şekilde bu tartışmalarla o istediğimiz ruhu, o istediğimiz havayı yaratamayacağız. Peki. Benim korkum bu. Benim çekincem bu. Yoksa elbette ki parti eleştirileri yapılacak ki. Ben mesela bunu açık yüreklilikle söyledim. Mutlaka sandık konulması gerekiyor dedim. Bu konuda Sayın Muharrem İnce'nin de Sayın Özgür Özel'e görüşlerini ilettiğinden de bahsettim. Siyasette bu akrabalık tartışmalarının etik olmadığından da bahsettim. Bu konularda size katılıyorum. Ama dediğim gibi muhalif ruhu canlandırmak için başka söylemlerle muhalif partilerin birlik olarak tek ağız olarak farklı belki politikalar üretmesi gerekiyor. Bu konuda da bütün muhalif partilerin genel başkanlarına aslında çok büyük görev düştüğünü söyleyebilirim. Benim söylemek istediğim buydu. Peki, o zaman Memleket Partisi aylardır CHP'yi eleştirmeyecekti. CHP bize operasyon Erdoğan, çekti dediler, şunu dediler, bunu dediler. Yani şimdi bak
Bir konuda cevap vermek zorundayım. Tamam, kısaca evet yani uzun boylu. Bunu da konuştuk. Yani bizde, bunu bugün konuştuk Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Geleceğim bunu da soracağım. İpek Hanım Berat Albayrak üzerinde partimizi, liderimizi siyasi etiğe uymamakla suçladı. Bu çok ağır bir suçlama ve bir de şunu söyledi. Dünyanın hiçbir medeni demokrasiyle idare eden ülkesine böyle bir örneğe rastlayamazsınız. Üniversitede ders veren bir hocaya şu yakışır, bilmediği konularda konuşmamak. Şimdi kendisine bir örnek veriyorum. İngiltere size göre demokrasiyle idare edilen medeni bir ülke midir değil midir? Bakınız Boris Johnson'ın kardeşi Joe Johnson üniversitelerden sorumlu eğitim bakan yardımcısıydı. Kendi abisinin başbakan olduğu ülkede eğitim bakan yardımcılığından istifa etti, ailesine daha fazla vakit ayırmak. İktidardaki parti abisinin partiden istifa etti. Meşrulaştı mı o İpek zaman? İpek Hanım. Amerika'dan örnek verdiğiniz zaman İpek Hanım, meşrulaştırdınız. İpek Hanım siz bir üniversite hocası olarak dediniz ki yeryüzünün hiçbir medeni ülkesinde, demokrasiyle idare eden hiçbir medeni ülkesinde böyle bir örnek yoktur dediniz. Ben örnek ona cevaben söylüyorum. Olmamalı dedim. Örnek yoktur demedim. Mehmet Bey nasıl dinlediniz beni? Asla böyle bir şey söylemedim ben. İki. O yüzden siz beni iki, bu konuda bilmiyor diye deminden beri. Ben o konuda bir şey söylemedim. Böyle bir şey olabilir mi? Bir dakika. Bu benim kendi görüşümdür. Bakınız dedim ki, siz. Dedim ki en iyi ekonomistisi olsa bile, ekonomisti olsa bile dedim. Olmaması gerekir en dedim. En iyi ekonomistse, ehliyeti, liyakati varsa, ülkeye katkı sağlayacaksa yakınlık ilişkisine aynı bakılmaz. Görüşte değilim. Siz o görüşte peki olmayabilirsin ama bu siyasi etikle izah edilebilecek bir durum değildir. İkincisi, buyurun. Muharrem İnce Bey'in partisinden ayrılmadan başka önce de ayrıldıktan sonra da kendi partisi hakkında, eski partisi hakkında, genel başkanı hakkında tek adam diktatörlük ve benzeri suçlamalar getirdiğini hepimiz gördük. Meclisteydik çünkü. İki, Barış Bey çok güzel bir İmamoğlu portresi çizdi. Tek adamlığı bile aşan bir portre. Şimdi siz Muharrem İnce'nin partisinde Kemal Bey'i bile Erdoğan'dan çok daha fazla tek adam rejimi uygulamakla suçlayacaksınız. Ki Barış Bey'in sunduğu İmamoğlu portresi Kemal Bey'in bile bin kat daha ötesinde. Bir tek adam portresi. Siz buna rağmen demokratik değişim memleketin hayrı diye İmamoğlu'nu desteklemek gerektiğini ilan edeceksiniz. Ve sonra da kalkıp tek adamdan rahatsızlıkla duyduğunu söyleyeceksiniz. Valla memlekete hayırlı olsun. Kişiler özelinde konuşmadım. Ben genel bir ilke üstünde konuştum.